arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel çiçeklerden oluşan motifimizi çalışacağız motifimizin çiçeklerini ve göbek kısımlarının her birisini farklı renkler örerek kullandım bunlar sizler isterseniz e, hepsini aynı olarak da çalışabilirsiniz bir papatya gibi değerlendirebilirsiniz gelincik gibi değerlendirebilirsiniz nasıl zevkinize uygunsa ya da kullanacağınız amaca uygun olarak çalışabilirsiniz ya da kalan ipleri örtülerimizde çok güzel battaniyeler ya da TV örtüleri örebiliriz. Evet çalışmamızın yapımı son derece kolay. Hem kalan ipleri değerlendirme açısından hem de diğer şekilde çalışabileceğimiz bol alternatifli bir çalışma olacak. üç tane renk kullanıyoruz göbek kısmı için çiçeklerimiz için ve motifimizi birleştirecek tam bütünlüğü sağlayacak olan rengimiz yani diğer motiflerin hepsinde kullandığımız bir tane ana rengimiz olan dış çevresini sağlayan bölümümüz olacak. Evet, e, ipimize uygun tığlar tercih edebilirsiniz. Ben ipimde Himalayan'ın iplerini kullandım. E, sizler hangi ipi kullanırsanız hiç fark etmez. 2,5 ya da 3 numaralı tığlarla ipimizin kalınlığına göre değerlendirebilirsiniz. Evet, motifimize başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri desteklerseniz çok mutlu oluruz. Evet, kolay gelsin. Hemen çalışmamıza başlayalım. 6 tane zincir çekerek motifimizin ortasını örmeye başlıyorum. Önce bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 1. zincir yuvasına giriyorum. Kapatıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Kapamış olduğum yuva içerisine ipimi şöyle yan düşürüyorum bir defa başın dolayı yuva içerisine girerek ikili trabzanım örüyorum yani iki defa dalıyorum da bir iki bir defa doluyorum yuva içerisine giriyorum ipimi de gizliyorum bir iki doluyorum bir iki doluyorum bir iki ikili trabzanlarımı buradaki zincir yuvası içerisine örerek tamamlıyorum toplamda şurada başlangıç zincirimle birlikte 1 2 3 4 5 tane örmüşüz 12 tane olana kadar devam ediyoruz 12 tane trabzan sayısına ulaştım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 birinci zincir çekerek ördüğüm trabzanımın üzerine geliyorum ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan keserek yuvarlağımızdan ayırıyoruz ipimi arkasını çevirip hemen gizliyorum ve ikinci rengimle örmeye başlıyorum kalan ipimizi yeniden keselim Böyle önce bütün yuvarlakları kaç tane motif örecekseniz örerek hazırlayabilirsiniz. Daha sonra sırasıyla her rengi üzerine örerek devam ederseniz eliniz daha çabuk işlem yapacaktır. Şimdi ikinci çiçek rengimi sarıdan örmek istiyorum. Bir tane zincirimi attım ve motifimin üzerine gelerek herhangi bir trabzan üzerine giriyorum. Şöyle bakın biraz önceki yaptığım gibi iki katını şöyle almıyoruz. Öndeki katını alıyorum, arkadaki katını bırakıyorum. Tekrar göstermek istiyorum. Şöyle zincirimizi şöyle düğümümü attım. Buradaki buğday görünümü olan bölümün kendimizden taraftakini alıyoruz, diğer taraftaki kalıyor. Bu sıramızı tamamen bu şekilde öreceğiz. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. 2 defa doluyorum. Sıradaki katı alıyorum. ikişer ikişer çekiyorum. Önce ikisini, sonra diğer ikisini ve en son ilmeğimizi yürüttüğümüzü örüyoruz. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı yere giriyorum. ikişer ikişer örüyorum. 1 2 ve 3 yeniden 1 2 aynı yere giriyorum 1 2 3 3 zincirimi çekerek yukarı çıkmıştım yanındaki trabzanımızın üzerine 3 tane başına iki defa ördüğümüz trabzanımızı ördük aynı yuvanın içerisine şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum yandaki kata batıyorum 3 zincirle çıkmıştım 3 zincirle yeniden iniyorum tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum Tığımın başını iki defa doluyorum yandaki katı alıyorum ikişer ikişer örüyorum İkinci çiçeğimizi bu şekilde yapıyoruz yeniden iki defa doladım ikişer ikişer örüyorum toplam 3 defa aynı yere trabzanımızı örüyoruz yeniden 1 2 3 zincir çekiyorum toplam 3 zincirim 3 trabzanım tamamlanınca yandaki katın içerisine gelerek batıyorum İkinci çiçeğimi de bu şekilde oluşturmuş oluyorum daha sonrasında yeniden 3 tane zincir çekiyorum 2 doluyorum yandaki kattan giriyorum İkişer ikişer örüyorum toplamda 3 defa Aynı yuva içerisine ördükten sonra 3 zincirle aşağı iniyorum, yandaki yuvaya batıyorum. 3 tane çiçek yaprağımızı yaptık. Bu şekilde kalan yapraklarımızı da örelim. 6 çiçeğimizin altısını da örerek geldim. En son çiçeğimin 3 zincirini çektim. Başlangıç noktamın katına gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra çiçeğimizi. Keserek ipimizden ayırıyoruz. Şöyle görelim. Şimdi arkasını çalışmak için mavi renkli ipimi alıyorum. Diğer renkli örmüş olduğum, bakınız çiçeklerimi. Şöyle arkasının diğer katından örmeye başlıyoruz. Bakın diğer katından. Şu şekilde iki sıra daha ördüğümüz zaman motifimiz tamamlanmış olacak. Şöyle hem boyutlu hem de çok şık duran motifimiz. Bir tane zincirimi çekiyorum, düğümümü atıyorum ve hemen çiçeğimin arkasını çeviriyorum. Şurada katların birisini örmüştük, birisini örmemiştik. Bakın şu şekilde birer birer katlarımız durmakta. Şimdi bu katlarımızın her birini bu mavi rengimle ikişer defa öreceğim. Tam başını dolamadan hemen giriyorum, buraya bir sabitleniyorum. İki tane de zincir çekelim. Aynı yere bir trabzanım örüp ipimi de gizliyorum. Bakınız bir yuvaya iki tane trabzan ördük. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki katıma giriyorum. İki defa örüyorum. İkinciyi de örüyorum. Trabzanlarımız ikili ve her yuvaya ikişer defa batıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Buradaki katımı alıyorum. Arkadaki ipimi de bir taraftan gizliyorum. Bir ördüm, ikinci örüyorum. Tekrar bir sonraki kata geliyor, bakınız. Şurada hemen başını doladım, batıyorum, iki defa örüyorum. Sarı rengimi de gizleyeyim. Aynı yere bir defa daha, bütün katlarımızı ikişer ikişer örerek başa kadar gelelim. Toplamda 24 tane trabzanımı örerek geldim. 24. trabzanımı zincirimden çektiğim trabzan tepesine gelerek batıyorum ve başlıyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan örüyorum. Toplamda aynı yere 3 tane trabzanımı ördüm. 3 trabzanımı aynı yere ördükten sonra yandaki trabzanımı bir defa örüyorum bir defa doluyorum bir sonraki trabzanımı örüyorum bir doluyorum sıradaki trabzanımı örüyorum bir doluyorum sıradaki trabzanımı örüyorum toplamda bakınız üçün aynı yere ördüğümün dışında iki dört tane örüyorum dört tane birer birer trabzanımın üzerine batarak ördüm beşinci trabzanımı ise yanına ilave ederek 3 tane trabzana dönüştürüyorum. 4 tane tek 5. 3 defa örüyorum. Bakınız 1, 2, 3 köşemiz oluyor. 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan yuvası içerisine yine burada ördüğüm gibi 3 tane trabzanım örüyorum. Ayrı ayrı trabzan üzerine örüyoruz. Lütfen bunu dikkat edelim. Aynı yeri örmüyoruz. 3 tane trabzan buraya 2 zincir 3 trabzan aynı trabzanın içerisine. Şimdi 4 tane tek trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4 Şimdi köşemi oluşturmak için 5. trabzan yerine 3 tane trabzan örüyorum. 4 tekten sonra aynı yere batıyorum. 2 Aynı yere batıyorum. 3 3 tane trabzanımı ördüm. 1, 2, 3, 4 tane tek. 5. yine 3 defa ördüm. Araya 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanıma 3 tane trabzan örüyorum. 2 ve 3. Tekrar 4 trabzan. 1 2 3 4 5. trabzanımda ise yine köşemi örüyorum. 3 trabzanı yan yana örüyorum. 2 zincir ve köşelerimizi de bu şekilde örerek tamamlayalım. Son köşemizi de ördüm. 2 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirle başladığım yere girip ilmeğimi geçiriyorum ve bir tane düğüm için zincir çekiyorum ve ipimi buradan motifimden ayırıyorum arkasına da gizleyelim. Kestiğimiz ipimizi ve bu şekilde çalışmamız tamamlanmış oluyor. Son derece kolay. Dilediğiniz örgüler için çok şık bir model. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Düğüm attıktan sonra ipimi buradan kesiyorum. Şöyle rengarenk çiçeklerimizi ördük. Sizler de dilediğiniz renklerle bu güzel çalışmamızı yapabilirsiniz. Evet bir çalışmamızın sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.